Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bulgur köftesi yapımını paylaşacağım. Bunun için ilk olarak şöyle bir kabın içerisine 3 su bardağı, şöyle 200 mg'lık ölçülerle 3 su bardağı ince bulgurumu, köftelik bulgurumu aldım. Ve üzerine 1,5 su bardağı kaynar su ekliyoruz. Ilık veya soğuk olmayacak. Kesinlikle kaynar olması gerekiyor. Evet, 1,5 su bardağı kaynar suyumuzu ekledim. Ve şöyle güzelce karıştırıyorum. Evet, bulgurumuzu karıştırdım. Ve üzerine bir kapak kapatıp kenarda bekleteceğim. Ben de bu esnada bulgur köftemize katacak olduğum diğer malzemeleri hazırlayacağım. Evet arkadaşlar, bulgurumuz bir 10 dakika dinlendi. Artık şişti, suyunu çekti ve ben de bu esnada diğer malzemelerimizi hazırladım. Malzemelerimiz şöyle: bir demet maydanozumuz var, ince kıyılmış. Yine şöyle bir tabak ince kıyılmış yeşil soğanımız var. 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kırmızı acı biber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1,5 tatlı kaşığı tuzumuz var ve şöyle 5-6 diş sarımsağımız var rendelenmiş. 2 yemek kaşığı da salçamız var. Biber salçası olabilir, sade biber salçası olabilir. 1 kaşık biber, 1 kaşık domates salçası da olabilir. Tamamen tercihinize kalmış. Şimdi artık malzemelerimizi bulgurumuza ekliyoruz. Sırasıyla yeşil soğanlarımızı koyuyoruz. Maydanozlarımızı ekliyoruz. Bol yeşillikli, çok harika bir bulgur köftesi oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. İnanın çok tatlı, çok güzel oluyor. Nefis bir tat. Salçamızı ilave ediyorum. Ben sadece biber salçası kullandım. Ama dediğim gibi dileyenler 1 kaşık biber salçası, 1 kaşık domates salçası veya sadece domates salçası da kullanabilirler. Baharatlarımı ilave ediyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuzumuz vardı. Onu ilave ediyorum. Ve sarımsağını son olarak ilave ediyorum. Evet, şimdi de üzerine ocakta kızdırmış olduğum yarım su bardağı sıvı yağını üzerine gezdiriyorum. Kızgın yağın sesini duyabiliyorsunuz. Evet, kızgın yağı koyarken sarımsakların, o sebzelerin mis gibi kokusu etrafa yayıldı. Nefis kokuyor şu an. Son olarak yağımızı da ilave ettik. Evet, ilk sıcağı çıktıktan sonra artık güzelce yoğuracağız. Yoğurmaya başlayacağız. Evet, şimdi artık köftemizi yoğurmaya başlıyoruz. İnanın şu haliyle bile o kadar güzel kokuyor ki. Maydanoz, yeşil soğan, baharatlar, salça, sarımsak. Hepsinin lezzeti, tadı birbirine geçiyor. Arkadaşlar, ben eldiven kullanmadım. Eldiven kokusundansa elimin kendi lezzetinin yaptığım yemeklere geçmesini tercih ediyorum. Bunun için eldivenle çalışmıyorum. Bu şekilde güzelce yoğuruyoruz. Tamamen özleşene kadar. Güzelce artık yoğuracağız. Evet arkadaşlar, artık bulgur köftemiz güzelce yoğurdum. Artık şekil alma kıvamına geldi. Bakın, görebiliyorsunuz nasıl gayet güzel artık şekil alıyor. Şimdi şekillendirmeye başlıyoruz artık köftelerimizi. Marullarımı güzelce yıkadım. Tabağıma bu şekilde yerleştirdim. Ve şekillendirdiğim köftelerimi de
tabağıma yerleştiriyorum. Bütün bulgurları hepsini bu şekilde güzelce şekil yapacağım. Köfte şeklinde şekillendirip tabağıma yerleştireceğim. Arkadaşlar, tezgahın üzerinde yoğurmak biraz zor olduğu için, yani bayağı bir zaman aldığı için tezgahın üzerinde yapamadım. Yere bir örtü serip yerde güzelce yoğurdum. Sizler de bu şekilde yaparsanız fazla zorlanmazsınız. Evet, gayet güzel bir şekilde artık şekil alıyor. Bu şekilde bütün köftelerimin hepsini şekillendirdikten sonra yanında limonla güzelce servis yapacağım. Evet arkadaşlar, köftemizin son hali bu şekilde. Limonla ve marulla çok güzel bir şekilde servis yapıyoruz. Bu şekilde hazırladım. Çok lezzetli görünüyor. Denemek isteyen arkadaşlarıma tavsiye ederim. Kesinlikle tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Deneyecek olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum ve başarılar diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.